ısrarla ikinci şeritten giden adamlar var ya, beni illet ediyor. Yani. Sürücü kurslarında mı öğretiyorlar bunu? Nerede öğretiyorlar? Civatamı toplarsın dediler. Ne dediler arkadaş bunlara ya? Bitti abi, bugün 4 sefer attık, bereket versin. Sabahtan beri biraz geç gittik ama saat 8 oldu. Olsun abi. Elimizin yüzümüzün kirini görüyorsunuz. Elimi bile yıkayacak fırsatım olmadı. Ne yapalım? Biraz sonra yıkarım sıcacık, akşam da evime giderim. Rabbim herkese sıcacık yuvalar nasip etsin, olmayana. Olanın da devamını nasip etsin. Çok gaza basmam, barı kaldırmam. Manlarda bar nedir? Bar, kamera düştü. Şudur. Gaza basarsanız yükselir bu bar. Bak, tam gaz yaptım. Gördü, yükseldi. Yakıt sarfiyatı. Depo benim her zamanki gibi diptedir kardeş. 100 litre mazot varsa yeter. Cebinde para olsun. Kartında limit olsun. Tutayım da ekrandan ben gözüküyor mu lan? Camdan belki de beni görüyor musunuz ha? Bilmiyorum ki. De böyle bir görüntü alalım. GoPro ile çekiyorum artık videolarımı. Biraz daha kaliteli olsun. Şu Insta 360'ım da tam olursa Allah'ın izniyle kimseye ihtiyacım kalmadan montajımı da hallediyorum. Kurucular sitesine gidiyorum şimdi. Arabamı çekeceğim Allah'ın izniyle. Her şey Allah'ın izniyle. Aldığın nefesi bile veremezsin, onun izni olmaz. Nefes de alamaz. Televizyondan izlenince daha güzel oluyor herhalde YouTube. Telefondan falan küçük veya laptoptan. Beni çok takipçim böyle soba başında YouTube'dan televizyondan izleyenler var. Çok hoşuma gidiyor. Resim gönderiyorlar bana Instagram'dan. Instagram'dan izlemeyenler için de beni Instagram caykaralikuzey hesabını takip almalarını rica ediyorum. TikTok almayın. TikTok sevmiyorum. Mecburiyetten videoları çok izleyip etkileşimi var diye kullanıyorum TikTok'u. Yoksa TikTok'taki profillerin terbiyesizliği yüzünden ve anlamsız yaptıkları gerizekalı canlı yayınlar yüzünden TikTok'a video yüklemek istemiyorum ama etkileşimi çok. Mesela YouTube'a video atıyorsun. Shorts'ta 50 bin, 100 bin, 1 milyon, 2 milyon izleniyor. Ne bileyim, uzun video attığın zaman az izleniyor. Para veriyor ya. Instagram'da belli bir reels'e düşerse işte en kötü 1 milyon veya 10 milyon izleniyor. Çok özel videolar ama TikTok'ta genel olarak bir 500 bin, 1 milyon etkileşim oluyor. Ha ben orada kimseyi beni takip alın demiyorum ama şimdi mantı açan adam sadece mantı açıyor, 1 milyon takipçisi var. Abi nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Satın mı alıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Günlük 4 dakika sitcom video atıyorum abi Instagram'a. E ne gerek var? YouTube'a at. Burası bir gelir kapısı bir yerde. Masrafların çıkıyor. Kamera alıyorsun. İşte ne bileyim, Insta almaya karar verdim.
YouTube'dan gelenlerle kamera almaya karar verdim gibi gibi. Öbür türlü zorlanıyorsun kardeşim teçhizatta. Şimdi kaliteli içerikler üretmek istiyorsan da biliyorsunuz para harcaman gerekiyor ya. Kafa kamerasıyla çekiyorum bazen. Aleykümselam. Şehir içi böyle. Belki akşama kalmazsın da işte kış geliyor. Kalıyorum bazen de. Gece çekimi yapayım dedim. Çünkü beni çok sıkı seven gerçekten dört dörtlük insanlar var. Yani sevdiği için değil de ya Mehmet abi video at gerçekten diyor. Gece işte ne bileyim metroda güvenlik görevlileri var, bekçiler var, polisler var, amirler var sağ olsunlar. Videolarımı ziyaret etmekten her zaman mutluluk duyuyorlar. Sağ olsun, eksik olması kimse. Allah bize böyle bir kapı açtı. Yeri geliyor rızkımızı böyle kazanıyoruz. Sponsorlarımız var biliyorsunuz. Bilen biliyor ya her şeyimi benim. Oho. Kaba dişimi fırçalayıp fırçalamadığımı bilen takipçim var ya. O kadar dikkatli yani. Pazartesi mandalina yemişim. Yarısını koymuşum. Çarşamba marşa basıyorum. Pazartesi gibi. Mandalina Mehmet abi diye. Abim iyi akşamlar. Onu öyle bak öyle sanayinin sahibi gibi. Sağ ol, sana da demiyor da. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Allah Allah. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe değil. Şu yukarıdan gideyim de abi. Döndü möndüler olmasın ya. Ali Yılmaz açık kapı. Hurdacıları ziyaret etmiyorum. Niye? Biraz kırgınım buranın esnafına. 5-10 esnaf geldi gelen. 500 kişilik biliyorsunuz gösteri yaptım. 500 kişiyi doldurdu. Fazla bilet sattık. Sıkıntı yok ama esnaflardan çok büyük ilgi olmadı. O yüzden biraz kırgınım. Kimsenin dükkanına da gitmiyorum abi. Kimseye kolay kolay işine de gitmiyorum. Niye diyeceksin? Ya düğün oluyor. Babayın sayesine gelir. Dayının sayesine gelir. Sünnetin olur. Ama bu stand-up gösterisi abi, kendi çapımızda. İnsan bir gurur duyar, bir balalı gösteri yapmış. Gidelim. WhatsApp'tan bağırdım, çağırdım, kızdım ama. Kimileri özür diledi, kimi dışarıdaydım falan filan. Ya abi. Kamyoncu çocuğuyuz ya biraz. Burada bir esnaf çocuğu olsak. Yarın bir gün mal alır, malı bize verir diye. Düğünümüzün. Gösterimizden eksik olmalılardı. Ha bu dünyanın kanunu bu. Güçlünün, zenginin yanında herkes. Önemli değil. Benim de önce Allah'ım, sonra ailem, ondan sonra da takipçim var. Hiç ihtiyacım yok benim. Yani şuradaki bir esnafı ben yapacağım. Nevşehir'deki patatesçi arkadaşımla yapıyorum. Anladınız mı? Sıkıntım yok Allah'a şükür. Sanayi Mehmet açıyor, sanayi Mehmet kapatıyor ya. Neyse şimdilik hayırlı akşamlar olsun. Bölük pörçük videolar yapıp atacağım. Gündelik yaşamımızı. Burada Emre'nin baba. Bozkurtlar geri dönüş. Mehmet abi balatalar gevremiş. Gevriyor da hala. Şuradan girebilir miyim? Arkama biri durmuş mu? Oo çok güzel. Kimse durmamış baba. Armut gibi gireceğim şimdi. Hop buraya. Buraya gireceğim dayıcığım. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Görüşürüz.